Merhaba arkadaşlar. 57. dersteyiz. Dersimizin konusu el-ismul mensub. İsmi mansub, yani nispet edilen isim. Mesela Beyrut, Beyrutlu. İşte kalem, kalem ehli, yani yazabilenler. Kitap, kitap ehli, kitabi kişiler gibi anlamları olan nispet yası kelimenin sonuna bitişen isim mensuplar. Örneklerle başlıyoruz. El aslu, asıl olan kelimeleri söylüyoruz ve karşısında isim mensup şeklini okuyacağız bir de. Beyrut, Beyrutiyun, Beyrutlu demek. Kalem, Kalemiyun, yani kalem ehli, yani yazabilen, katiplik yapabilen kişi. Kitabun, Kitabiyun, kitap ehli. Fatimetu, Fatimiyun, Fatimilere mensup. Mekketu, Mekkiyun, Mekkeli. Zahletu, Zuhaliyun, bu da yine Zuhal ehli diye çevirelim. Feta ya da feten diye de okuyabiliriz. Feteviyyun. Asa, asaviyyun. Kafa, kafaviyyun. Zehra'u, zehraviyyun. Safra'u, safraviyyun. Hamra'u, hamraviyyun. Ebun, ebeviyyun. Yedun, yedeviyyun. Demun, demeviyyun şeklinde isim mensup kalıplarını görmüş oluyoruz şu anda arkadaşlar. İzahat kısmına geçelim. İza aradte en tensibe raculen, bir kişiyi nispet etmek istersen, av ya da şeyen, bir şeyi nispet etmek istersen, av şeyen ahir, yani insan dışı bir şeyi, ila Beyrut, bir kişiyi veya bir eşyayı Beyrut'a nispet etmek istersen, tekulu, dersin ki Beyrutiyun, Beyrutlu. Ya da mesela bir kumaş Beyrut'tan gelmiş, Beyrut'a ait, başka yerde yoksa Beyrut'a ait, bu kumaş Beyrutiyun, Beyrut kumaşıdır şeklinde tanımlanabilir. Fetudife izafe edersin ila Beyrut. Beyrut'a izafe edersin. Ya en müşeddedeten, şeddeli bir ya kelimenin sonuna. Beyrut'i yun. Evet. Fetudifu ize eratte, sen dilersen fetudifu izafe edersin. Ve tuksiru ve kesralarsın. El harfe lezi tattasilu bihi. Sonuna ye bitişen harfi de kesralarsın. Yani daha doğrusu bu ye, şeddeli ye, makablini meksur ister. Öncesindeki harfin harekesi kesreli olur. Ve hâzihil ya'u tüsemmel ya'en nisbe. Buna ya'u nisbe diye isim verilir. Ve yüsemmel isme, bu isme de ba'de en telhakkahu ya'u nisbe, nisbet yası bitiştikten sonra bu isme de el ismul mensub diye tesmiye edilir, isimlendirilir. Fe idâ kulte desen ki hâzâ raculun beyrutiyyun desen, fel mâna, anlam şöyle olur. Ennehu mensubun ila Beyrut. O Beyrut'a mensuptur. Anlamı çıkar. Ve hakeda bunun gibi tekulu fi en nisbe, nisbette ila feten, feteviyyun, yani gençlere mensup, gençlik ehli diye belki tesmih edilebilir arkadaşlar. Ve fin nisbeti ila Fatıma, Fatıma'ya nispet edersen fatımiyyun, Fatıma ehli, Fatımiler. Ve helümme cerra, bunun gibi sen örnekleri çoğaltabilirsin. Yani kime, neye nispet edersen o şekilde tercüme edersin. Sonuna kuralımız ne? Şeddeli bir ye getiriyoruz. Onun öncesindeki harfimizin harekesi de kesrel olur. Kaide. El mensub huve el ismu lezi lahikethu ya'un nisbe. Nisbet yası bitişen isimdir. Niçin? Liyedulle ala nisbeti şey ila ahir. Bir şeyin başka bir şeye nispetine delalet etmesi için. Beyrutiyyun, Mekkiyyun, Feteviyyun, Zehraviyyun, ebeviyyun şeklinde örnekler verilebilir. Alıştırması, yani ders zor olmayan bir ders. Beyyinil mensube ve gayrel mensub mimmayet. Aşağıda mensup olup olmayanları birbirinden ayırt edelim. Bakın medeniyyun, şehirli demek. Medeniyyun sonunda nispet yası var. Makabli olan nun da kesralı medeniyyun. Yemeniyyun. Bakın isim mensup bunlar. Yefiyyun. Kudüs. Burada ye yok sonunda. Makabül meksur bir ye yok. Şeddeli bir ye. Dolayısıyla bu isim mensup değildir. El Basratu. Hakeza. Kudüs, Basra, Selim, Sema. Bunların hiçbir tanesi isim mensup değildir. Aleviyyun. İsim mensuptur. Aliye mensup olanlar. Kitabun. İsim mensup değildir. Acluniyyun, bakın isim mensup kalıbı yine. Tabiiyyun, doğal demek, isim mensup kalıbı. Coğrafiyyetun,
coğrafya demek bu. İsmi mensup değildir. Coğrafiyetun. Sonundaki T buna müsaade etmiyor. En sonunda Y yok. Nahviyyun, nahiv ehli. Nahiv ilmine mensup veya. Sarfiyyun, sarf ehli. Felekun, bu ismi mensup değildir. Kureşiyyun, Kureyşlere mensup mesela. Kureşiyyun diye ifade edilir. Ensip ila gayril mensup. Yani mansup olmayanları mansup haline getir. Vahzif, hasfet. Yani nispet yasını minel mensup, mansuplardan. Minel esma sabika, geçen isimlerde. Yani bir sürü isim okuduk diyor. İsim mensup olanları normal hale dönüştür. Mensup olmayanları mensuplaştır diye bir çalışma tavsiye etmiş yazarımız. Ensip ilel esma il atiye. Gelecek olan şu isimleri nispet yap. Umman, ummaniyyun gibi. Nablus, nablusiyyun. Eşşamu, şamiyyun mesela. Lübnan, lübnaniyyun. Ma'din, ma'diniyyun mesela. Cemadun, cemadiyyun. Siyasetun, siyasiyyun. Ümeyyetu, emeviyyun mesela. Bu vava dönüşüyor bu ye. Emeviyyun. Emeviler demek. Abbasun, abbasiyyun. Sevda'u, sevdaviyyun. Mesela bu şekilde bunları tashir, mansup veznine çevirmemizi yazarımız tavsiye ediyor. Haca mesela. Haceviyyun. Bakalım dipnotta yazarımız ne vermiş. El-haca el-aklu, akıl anlamında. Ve nisbetü lehiken nisbeti ile asa. Asaviyyun şeklinde. Asa daki gibi haceviyyun şeklinde okumamızı tavsiye ediyor yazarımız. Katibetun. Katibiyyun mesela. Yani müennesler istedirsek de katibi yetun şeklinde okunur. Yukarıda aslında geçmişti bir tane. Tam şey yapamamıştık. Bu şekilde okunabilir. Vatanun, vataniyyun, arabun, arabiyyun, dusturun, dusturiyyun, hüden, hüdeviyyun gibi. İhzif ya'en nisbe minel esma'il atiye. Burada da nispetleri normale dönüştür diyor. İsmi mensupları normal isimlere çevir. Mesela lugaviyyun, lugatun mesela. Kureşiyyun, Kureyşun. Hamraviyyun, Hamra'u. Aleviyyun, Aliyyun mesela, Ali. Hamziyyun, Hamzatu mesela. Seneviyyun, Senetu. Ebeviyyun, Ebun. Gazziyyun, Gaza. Riyeviyyun, Riyen. Emeviyyun. Evet. Ümeyye şeklinde geçiyor bu da. Ümeyyetun. Yedeviyyun, Yedun. Safraviyyun, Safra'u. Ekaviyyun, Ekun. Diye bunları düzeltebiliriz. Yani ismi tasgirde dikkat etmemiz gereken şey, makabli meksur bir ye'yi kelimenin sonuna getirmemiz. Ufak tefek değişiklikler oluyor aslında semai olarak. Onlar da sözlüğe bakılarak tespit edilebilir. Evet, bugünkü dersimiz ismi mansup konusu burada tamamlandı. Başka bir derste görüşmek üzere arkadaşlar.